söyleşeceğiz. Kiminle söyleşeceğiz? Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim İstanbul stüdyomuzda, konuğumuz Fokus'ta. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz? Teşekkür ederim. Bu genç yönetici ve iş adamları, biri gelse de hep sorsam diyordum, hangi yaş aralığında genç diyorsunuz? Benim bu konuyla ilgili çok kötü bir tecrübem var. Yayın öncesi anlatmıştım size. Sen genç değilsin bile artık demişlerdi bana. Girmek, iş adamı olsam, girmek istesem buraya girebilir miyim? Evet, şu anda tüzüğümüze göre 25 ila 45 yaş arası girebiliyorsunuz. 49 yaşına kadar da aktif üye olarak yer alabiliyorsunuz. 49'dan sonra fahri üye olarak devam ediyorsunuz. 49'dan sonra orta yaşlı mı? İşte artık 49'dan sonra bizim için fahri üyemiz oluyorlar. Evet yani. Şimdi bu bir konferans düzenleyeceksiniz. Evet. Perşembe günü yanılmıyorsam. Evet, perşembe. O konferanstan birazcık bahsedelim. Neden tabii bu konferansa ihtiyaç hasılı oldu? Ne konuşacaksınız? Hı-hı. Ne hangi yerlere mesajların ulaşmasını bekliyorsunuz? Ve mesaj ne tabii? Tabii. Şimdi GİAD olarak öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki sene 2016 yılında 30. yılını kutlayacak olan bir dernek. Bir iş derneği, bir sektör derneği değil. Sektörler üzeri birçok sektörden üyesi olan ve genelde de açıkçası aile şirketleri mensupları olan bir dernek GİAD. Ben de 6-7 aydır yaklaşık başkanı olarak görev alıyorum. Daha önce yönetim kurulundaydım. Bu dönemde biz Türkiye'nin de sorunu olan farklı konulara değinmek istedik açıkçası. Bir yönetim kurulu olarak çok önemli toplantılar yaptık. Nelere değinebiliriz diye. Bunlardan bir tanesi hem Türkiye'de önemli bir yatırım aracı olduğu için gayrimenkul. Yani biz buna aile mülkleri adı verdik. Aile mülkleri şöyle bir konu, çok enteresan bir konu aslında, biraz detayına girersek. Türkiye'de biz para kazandığımız zaman, genelde hani bunun psikolojik, sosyolojik boyutlarına da bakmak lazım. Hemen bir mülk alma, hatta şirketten dışarı para çıkartarak, belki şirketi zora sokarak, belki sermayesini azaltarak, işte kenara bir mal aldık, kiraya verdik. Oradan bir para kazanma heyecanı ve süreci var. Ama para kazanmak olarak da çok görünmüyor galiba, çünkü alınan toprak satılmaz diye bir şey var. Var mı? Ya da ben tabii şimdi şöyle, yani mal satılmaz diyenler var, ne bileyim işte değerini görünce satan var. Yani bunun hepsinin bir felsefesi var. Türkiye'de gayrimenkul çok enteresan hayatımızın içinde, iş adamlarının hayatının içinde. Ben şimdi şahsen 8 sene Amerika'da yaşadım. Oradaki tabii kültürü çok iyi biliyorum. Şöyle bir haberi pek duymazsınız. İşte Mark Zuckerberg işte Facebook halka arz etti. Empire State satılıp kiraya verdi. Ve hayatım artık garanti dedi. Yani böyle bir şey duymazsınız şimdi. Türkiye'de böyle bir şey var. Yani biraz para kazanınca evladım işte bir evini al. Arkasından işte git bir mülk al, bir kiraya ver. Anneciğim duyuyorsun değil mi yani bunları? Yani çok zengin kişiler bile hani bir mülk alıp kiraya verdiğinde ayrı hissediyor. Bunun farklı dengeleri var. Şimdi biz Türkiye'de eğer çok büyük hedeflerimiz varsa, bu bölgede kuvvetli bir ülke olacaksak, bir kere beraber çalışmamız lazım. Ve bunu yaparken de şirketlerin güçlü olması lazım. Biz böyle inanıyoruz GİAD olarak. Aile mülkleri dediğimiz gayrimenkul üretilen paraların da biraz daha likit olması, biraz daha şirketlere sağlam destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu seçtik ve Perşembe günü, işte 17 Aralık Perşembe, Four Seasons'da bir konferans düzenliyoruz. Bütün gün olacak bir etkinlik. Sabah kahvaltıyla başlayıp akşama kadar devam edecek, 5'e kadar devam edecek bir etkinlik. Burada bu gayrimenkulleri konuşacağız. Devletin yarattığı yeni çözümler var. Neler mesela? Bunların en önemlisi, bizim orada altını çizeceğimiz, gayrimenkul yatırım fonları. Yani bir GYO gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi kulağa gelen, fakat halka arz etmek zorunda olmadığınız, tamamıyla yıllardır konuşuluyor, aile anayasası deniyor, aile şirketi deniyor. Bunların gayrimenkul tarafını da organize eden... Neden güveneyim? Neden güvenesiniz? Şimdi Türkiye'de... Şimdi halka arz olmuş, halka açık bir şirketin işte bilançosu ortada, değerleri ortada, aktifini görüyorum, pasifini görüyorum, şirket zorda mı görüyorum, değil mi görüyorum, kar payı veriyor bana, onu görüyorum, hisse senedi de alarak ona ortak oluyorum vesaire. Ama bir aile, X ailesi, neden güveneyim ki? Şimdi şöyle düşünün, aile çok enteresan bir yapı, biliyoruz hepimiz, yani hepimiz bir ailenin mensubuyuz sonuçta. Hep bir şirket vardır, bir varlık vardır. Özellikle varlıklı ailelerde işte bir aile anayasası deniyor şimdi. İşte family office dediğimiz varlıkları yönetmek için ofislerden bahsediliyor. Bunların hepsinin aslında bence şahsen inancım bir amacı var. Bunun amacı aile içinde gerginlik olmasın, mülkler, mallar belli oranlarda düzgün bir şekilde paylaşılsın ve inşallah yüzyıllar boyu o ailenin gayrimenkulleri olsun. Şimdi biz güvenelim, evet güvenelim. Tabii ki kardeşimize güveneceğiz. Tabii ki aile büyüklerimize güveneceğiz. Fakat yıllar geçtikçe, aileler genişledikçe bir çiftle başlayan bir aile bildiğiniz üzere işte 50-100 kişilik ailelere dönüşebiliyor. Ve burada da herkes aynı tarz olamayabiliyor. Dolayısıyla
bu gayrimenkul yatırım fonlarının bizim de konferansta bol bol anlatacağımız konu bir tüzük çerçevesinde gene devlet garantisiyle gene devletin koyduğu kurallar çerçevesinde bir şirket gibi yönetilmesinden bahsediyoruz. Bu tüzüğe göre bazı yönetici avukatlar veya şirketlerin kurulması yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla siz ailenin belki ilk jenerasyonu olarak bu gayrimenkul yatırım fonu konseptini oturtup mülklerinizi bunun altına koyup hem vergi avantajı sağlıyorsunuz hem gerekirse %10-20 hisse satarak yani önceden SPK onaylı yapılmış şirket gayrimenkul değerlemeleriyle hisse satarak likit yaratabiliyorsunuz. Bunlara vergi avantajı sağlıyorsunuz. Birçok bir avantajı var. Biz bu konuyu altını çizmek istiyoruz. Şimdi Türkiye'de nasıl yönetiliyor, dünyada nasıl yönetiliyor arasında bir karşılaştırma yapalım ki bizim hani fazlamız varsa ne evet. onu ortaya koymuş olalım. Eksiğimiz varsa gidermemiz gereken ve dilikle gidermemiz gereken hikayemiz ne onu konuşalım biraz. Bizim şimdi kurumsallaşmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de bakıyorsunuz işte bir Avrupa'ya gidiyorsunuz restoran görüyorsunuz 300 senelik restoran, 200 senelik restoran. Bizde ortalama şirket ömrü 14 sene. Veya GİAD olarak yine baktığımız bir konuydu. 100 yılı geçmiş kaç şirket var? Acaba bunlar nasıl yönetmiş gayrimenkullerine diye baktık. Yani 8-10 firmada kaldık açıkçası. 100 yılı geçmiş Türkiye'de şirket sayısı. Bunların hepsi aslında bizim bir şeyleri yanlış yaptığımızı gösteriyor. Bunun için sermaye birikimi olamıyor. Bunun için bölünmeler oluyor. Ve Türkiye benim gördüğüm anda daha çok dıştan borçlanması gereken bir türlü sermaye biriktiremeyen bir hale geliyor. Bu gayrimenkul yatırım fonları bunlardan bir tanesi yani kullanacak araçlardan çok önemli olduğuna inandığımız bir tanesi. Çünkü gayrimenkul dediğim gibi başlarda çok zevkli işte güven sağlayan bir konuyken bir süre sonra ki bunu etrafımızda birçok insan da görüyordur diye düşünüyorum. Kavgaların ana menşei oluyor. Şimdi yani, kavga dediniz kavga ilişkin bir istatistik var elimde anlaşamayan aile bireyleri. Evet. 167 milyar dolarlık atıl gayrimenkul bırakıyor evet, bir yere. Evet. Ve bu konuda anlaşılamadığı için o gayrimenkuller üzerinde herhangi bir tasarruf yapılamıyor anladığım kadarıyla. Aynen, 167 kesin. Milyar dolardan bahsediyoruz. Aynen. Tasarruf açığı olan bir ülkede yaşıyoruz dedi. Aynen öyle ve bunlar işte toprağa gömülmüş şekilde durabiliyor. Veya işte şöyle bakın gidin bugün Cihangir Oğlu Tepebaşı'na verip birçok mülk göreceksiniz. Atıl dediklerimiz mülkler veya Türkiye'nin birçok yerinde alınmış duruyor. Biz şuna da atıl diyoruz açıkçası. Bir malın değeri 1000'se aylık kirası mesela siz bunu 700 liraya kiralıyorsanız bu da atıldır bize göre. Dolayısıyla bu konuların çok net işlenmesi gerekiyor. Amerika'dan ilk geldiğimde kendime ofis bakıyordum. Yani size birebir söyleyeyim. İşte bir ofis aylarca boş duruyor. Ben de pazarlık yaparız diye işte hatırlamıyorum 5000 lira kira istiyorlar diyelim. Emlakçı dedim ki 3000 verirler mi? Yok vermez ihtiyacı yok dedi bana. Dedim ki yani ihtiyacı yoksa bedava versin. Çünkü benim ihtiyacım var. Şimdi ekonomi böyle bir şeydir. Yani sizin bir malınız var diye o malı tutmamanız lazım. Bunun ihtiyacı olan başkası var. O zaman 3000'e ver, bedavaya ver, başka bir şey ver. Şimdi bu ihtiyacı yok kültürleri falan bunların hepsinin bir masaya yatırılıp Türkiye'de konuşulması lazım. Bunları nasıl daha kurumsal yapabiliriz? Nasıl işte dün açıkçası hafta sonu yurt dışındaydım. Godfather'ın çekildiği binaya gittim turistik şey olarak yani Sicilya'da. Ailenin ferdi Godfather'da tanıtıyor. Godfather'da Godfather ama binada binaydı yani. Çünkü 1600 yılından beri benim ailemin binası dedi adam anlatırken. Şimdi yani hatta fotoğraf olacak. İnanılmaz bir şey. 1600 yılından beri adamın binası. Şimdi biz de Türkiye'de düşünüyorum. Acaba böyle bir şey var mı? İşte Topkapı Sarayı vardır. O da aile yok. Yani hani bunları artık bizim gayrimenkulleri bir varlık olarak bir tüzel kişiliğe koyup bunun kurallarını koyup ve buna göre yönetmeyi öğrenmemiz lazım diye düşünüyoruz. Tabii o arada hani Godfather'da çekildiği binadan örnek vermişken eklemeden edemeyeceğim. Türkiye'de de benzer binalar var. Muhakkak. Restore ediyorum adı altında yıkılanlar. İşte duvarına çivi dahi çakılmaması gereken, korumaya alınmış olması gereken binaların ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Kesinlikle. Hani bizim o koruma kültürümüz aslında yok. Evet. Daha çok yıkıp yenisini yapmak. Doğru. İşte katlısını yapmak. Aynen. Rant elde edecek bir şey yapmak üzerine kurulu. Aynen. O hani hakikaten canımı çok yakan noktalardan bir tanesi. Hele ki dünyanın en güzel şehri İstanbul da çok çok sık karşılaştığımız bir hikaye. Şimdi 167 milyar dolar ben takıldım buradaki rakama. Nasıl çözeceğiz buradaki sorunları? Bu anayasadan bir bahsedelim. Aile Tabii. bireylerine şimdi 167 milyar dolarlık anlaşamayan aile evet. bireylerine evet. ne yapacaksınız da anlaştıracaksınız, el sıkıştıracaksınız? Tabii şimdi öncelikle şu anlaşamama konusunu biraz açalım. Anlaşamamak şöyle olabiliyor. İlla kötü değil bazen iyi de olabiliyor ama biri diyor ki satalım, biri diyor ki satmayalım burası çok değerlenecek.
Birisi diyor ki kiraya verelim, öbürü diyor ki yok vermeyelim, benim oğlan otursun gibi aslında anlaşamamanın birçok boyutu var. Ve en sonunda hakikaten bu bir negatif enerji yaratıyor ve aileler arasında bir sıkıntı. Bu gayrimenkul yatırım fonları özelinde bizim de 17 Aralık'ta Four Seasons'da bunu net bir şekilde konuşacağımız konferansta bu yapıların işte tam nasıl olması gerektiği, yani bir tüzük oluşturup bu gayrimenkulleri içine koyarak diyorsunuz ki bir nevi ailenin reisi olarak o günkü işte lideri kimse veya bunları oluşturmuş kişi diyorsunuz ki bu anayasada yani o tüzükte işte bizim mülklerimiz satılamaz. Bizim mülklerimiz kiraya verilir, %50'si şu şartlarla aile bireylerine dağıtılır, kalan %50'si tekrar yatırıma dönüştürülür gibi gibi birçok tüzük maddesi koyabiliyorsunuz. Veya şöyle bir şey de vardır Türkiye'de açıkçası, dikkat edin, bir malınızı satacağınız zaman eğer önemli bir aileyseniz, aman işleri kötüye mi gidiyor, niye satıyor, belki o gün para ihtiyacı var, satamıyor. Dolayısıyla bu gayrimenkul yatırım fonu konseptinde gene bunlarda da bir yardım oluyor. İşte her sene SPK tarafından bütün gayrimenkulleriniz değerleniyor. Bu rapora göre siz ortak alabiliyorsunuz. Gene alım satımda da vergi avantajları var. Topladığınız kirada vergi avantajları var. Son derece modern, biraz da yapısal bir yenilik. Konferansta konuşmacıların arasında Suudi Arabistan'dan gördüğüm kişiler var. Al-Fayed var. Evet. Aynı şekilde İngiltere'den Peter English var. Evet. Bir başka kişi görüyorum. Türkiye'den zaten var. Bakış açılarının farklılıklarını ortaya koymak için mi dört bir yanı? Kesinlikle. Biz özellikle konuştunuz mu hiç, nasıl bakıyor mesela Suudi Arabistan nasıl bakıyor, İngiltere nasıl bakıyor hikayeye? Hı-hı. Yani farklı coğrafyaları olduğu için. Şöyle söyleyeyim. Konferansta dinleyeceğiz hepsini. Bunlar çok önemli bir ailenin mensubu kendisi. Hani buranın yine bildiğimiz çok büyük aileleri gibi. EY ortaklığıyla yapıyoruz bu konferansı. Onların da sayesinde gelen bir kişi. Biz açıkçası şunu yapmak istedik GIAD olarak. Bir etkinlik yapıyor isek bunun bir kere net bir fayda sağlaması lazım. Gelen kişilere fayda sağlaması lazım, üyelerimize fayda sağlaması lazım. Ne kadar farklı kesimlerden, farklı görüşü dinleyebilirsek o kadar faydalı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz özellikle hani yurt dışından da konuşmacı, keynote çağırmaya dikkat ettik. Türkiye'den Agah Uğur var, biliyorsunuz Borusan'ın CEO'su. Kendisinin çok önemli yaptığı çalışmalar var. Tarkan Kadıoğlu var. Yine kendisi son derece önemli, büyük bir aile şirketinin başında. Aynı zamanda sosyal girişimci de diyebiliriz. Türk Konfed'in başkanı. Dolayısıyla baktığınızda çok değişik bir insan görüşleriyle de kendimizi geliştirmek, öğrenmek istiyoruz. Öğleden sonraki seansta da biraz farklı bir konuya da değineceğiz. O da alternatif yatırım aracı sanat dedik. Çünkü sanatın da Türkiye'de çok önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Sanat bir nefestir sonuçta. Hı hı. Burada da yapacağımız panelde Leyla Alaton gibi, Rafi Portakal gibi çok önemli insanların konuşmasını sağlayacağız. Dolayısıyla oradan da sanata karşı bu bir yatırım aracı mıdır? Bir de böyle bir şey var biliyorsunuz Türkiye'de. Hani sanat bir yatırım diyen var. Bazı sanatı çok sevenler buna bozulabiliyor. Fakat bunları da konuşmamız gereken bir gün olacak. Bakalım ne çıkacak oradan, çok merak ediyorum ben de. Sanat her şeyden önce bence kişinin kendisine yatırım yapabilmesi için edinmesi gereken bir kültür. Evet. O kültürün içine doğmuş olmak çok bambaşka bir şey. Türkiye'nin o anlamda tabii çok eksiklikleri var. Evet. Ulaşabileceği müthiş mecralar da var bu arada. Hani bu topraklar çok ciddi sanatçıları, çok önemli sanatçıları, dünya çapında insanları çıkartmış topraklar. Oradan çıkacak sonucu hakikaten merak ediyorum ne olacağını. Bu miras anayasasını birazcık konuşalım. En rahat vuku bulmadan yapılması gereken bir şey herhalde. Evet. Yine bu hani her şey çözüm gibi duruyor ama tabii bunu tartışacağız 17 Aralık'ta Four Seasons'da. Bu şu, gayrimenkulleriniz genelde en büyük sorunu işte aile reisi dediğimiz, ilk kurucu dediğimiz ve ailenin ilk jenerasyonu dediğimiz kişi vefat ettikten sonra yaşanıyor. O güne kadar iyi kötü biraz da ataerkil bir toplumuz. Her şey düzgün giderken miras dediğimiz konu maalesef sıkıntıları yapıyor. Burada ucuza satılan gayrimenkuller. Genelde bilirsiniz böyle yatırımcılar var. Yani İzaleşu'yla satılıyor. İzaleşu'yla satılıyor. En kötü noktası İzaleşu. Anlaşamıyorlar. Bir anda bir mülke iki ortak oluyor veya daha fazla ortak olabiliyor. Ciddi bir sorun. Bu gene fonlar yapısında bunu tüzükte belirlemek ve nasıl mirasın intikal edeceği konularını belirlemek mümkün olabiliyor. Bunların hepsi bizim hepimiz için, hani gelenler için de giyatkonferans.com'dan bu arada bilgi alınabilir konferansla ilgili.
Bütün hepsini tartışacağımız bir gün olacak. Şimdi 4 dakikalık bir süremiz kaldı. O 4 dakikayı da aslında 4 dakikanın içerisine sığmayacağını biliyorum ama bu konudan çok farklı bir konuya 360 derece toplumsal uzlaşıya en çok herhalde son zamanlarda özellikle ihtiyaç duyduğumuz hikayeyi ayıralım. Hem toplum içerisinde hem işte komşularımızla hem dünya açısından nedir bu 360 derece uzlaşı? Şimdi bu GİAD olarak bizim bir diğer projemiz toplumsal 360 derece toplumsal uzlaşı hareketi diyoruz biz buna. Çok enteresan bir konu. Şimdi uzlaşı dendiğinde Türkiye'de hemen koalisyon akla geliyor, hemen siyasi akla geliyor. Benim aklıma tokalaşmak geliyor. Ne güzel. Yani uzlaşı çok önemli bir kelime. Bizim daha çok kullanmamız gereken bir kelime. Biz uzlaşının tanımını ve açılımını biraz yapmak istiyoruz. Yani şunu yapmak istiyoruz GİAD olarak, genç iş adamları olarak. Uzlaşı aslında hayatımızın her yerinde olması gerekiyor. Aile içinde de uzlaşı gerekiyor. Ortaklar arasında da uzlaşı gerekiyor. Apartman yönetim toplantısında da uzlaşı olması gerekiyor. Yani kavgayla, çatışmayla hiç kimsenin bir yere gitme şansı yok. Bu Türkiye'nin her aşamasında sıkıntı gördüğümüz bir konu. Bundan dolayı da ciddi çalışmalarımız var. Bundan dolayı da ekonomik kaybı var Türkiye'nin. Çatışmadan dolayı, anlaşamamak, uzlaşamamaktan dolayı. Biz şu anda GİAD içerisinde bir grupla beyin fırtınası toplantıları yapmaya başladık. Neresine dokunmak lazım? İşte bir mikro ölçekte aile içi uzlaşı var. Ulusal uzlaşı var. Uluslararası uzlaşı var dediğiniz gibi. Yani bugün işte görüyorsunuz yaşadığımız kriz bir uzlaşamama konusu. Bir farklı bir olay nerelere gidebiliyor ekonomik boyut olarak. Dolayısıyla biz GİAD'da bu konuyu da ele alıp önümüzdeki dönemde sık sık konuşacağız. İşte yurtta sulh, cihanda sulh. Kesinlikle. Uluslararası uzlaşı o. Hem ulusal hem uluslararası uzlaşı hakikaten. Yani benim ilk aklına canlanan tokalaşmak bir konuda. Tamam, senin dediğin de uygun olabilir. Oturup bunun üzerine tartışalım demek. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Sadece şu ortak akıl uzlaşıyla ilgili gene hani çok 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 önemli. İnşallah ortak akılın bir kişinin aklından daha iyi olduğunu anlayabiliriz. Türkiye'nin gene söylüyorum çok büyük hedefleri var. Biz genç yönetici ve iş adamları olarak, GİAD olarak bu hedeflerin arkasında durmak istiyoruz. Daha ileri gitmek istiyoruz. Çocuklarımız daha iyi bir Türkiye'de yaşasın, daha güçlü bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Bunun için yapmamız gerekenler var. Çok çalışmamız gerekiyor. Uzlaşı bugünden yarına değişmeyecek ama 30 senelik belki bir süreç bence bunları öğrenmemiz. İnşallah öğreneceğiz. Konferans konusunda yeteri kadar konuştuk. Bekliyoruz. GİAD.konferans.com tekrar söyleyeyim izleyicilere. 17 Aralık'ta bu Perşembe günü Four Seasons'da gelirlerse çok keyifli bir gün geçireceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler, sağ olun. Güzel bir konferans geçirmenizi diliyorum. Uzlaşı konusunda zaten ekleyebilecek bir şeyim yok. Herkesin tokalaşabileceği günler olsun dilekleriyle birlikte Fokus'a noktayı koyuyorum sayenizde. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki, Fokus'a noktayı koyuyoruz değerli izleyiciler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.